Değerli dostlar, merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomibiz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanış değerlendirmesini yaptık. Yurt dışında altın tarafını değerlendirdik, gümüş tarafını değerlendirdik, borsalarına baktık. Şimdi de bizim piyasamıza biraz daha entegre olalım ve maymun çiçeği virüsünün fiyatlamalara yansımasında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışalım. Çünkü maymun çiçeği virüsü açıkçası bazı şirketlere bulaşmaya başladı. Yani fiyatlama yansımalarını görmeye başladık. Önümüzdeki süreç itibariyle hangi şirketlere biraz daha dikkat etmek lazım? Bunları konuşacağız ve bu hadiseleri nasıl yorumlamak lazım? Pandemideki sürece ışık tutarak biraz da içinde bulunduğumuz süreci de anlayarak anlatmaya çalışalım. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet, Borsa İstanbul cephesine baktığımız zaman borsa cephesi iyi konumda değil arkadaşlar. Burada anlatmaya çalıştığım bir olgu var. Bu 9700 aşağı yönlü kalıyorsa bir yeni dip ihtimali masadır. Aslında standart koşullarda yurt dışı borsalara da baktığım zaman bizim borsamızın da en azından şuradaki boşluk alanına doğru günlük grafiklerdeki o biliyorsunuz Japonya piyasalarında başlayan o küresele yayılan hadisede olduğu gibi şuradaki o boşluğu doldurmasını beklerdik. Ana standardımız bu olurdu. Yani 10.400'lerin en azından bir yoklanması bas senaryoydu. Bu senaryoyu iptal edebilecek önemli olgu 9.700'ün kırılmasıdır. Yani sizler eğer 3-4 parçalı kademeli işlemler yaparak orta uzun vadeli bir bakış açısına sahip değilseniz ve trade ediyorsanız yani gün içerisinde al sat yapıyorum ben ve benim için seviyeler değerli. Benim için küçük kayıplar risk oluşturabiliyor. O yüzden seviyelere dikkat ediyorum diyorsanız 9700 sahası aşağısındaki oluşabilecek fiyatlama sizleri strese sokabilir. O açıdan oraya çok dikkat edin. 9700 aşağısında şuradaki birikim görüntüsü bir ters bayrak görüntüsüne dönüşür ve piyasayı aşağı doğru alır. Buraya çok yakın dikkat edeceğiz. Özellikle önümüzdeki haftada yine kıymetli olacaktır. Neden? Burada daha çok yine artık hafta ortası itibariyle piyasanın biraz daha yukarı yönlü tepki verip veremediğine bakacağız. Hafta sonu genel gelişmelere bakacağız ve maymun çiçeği virüsüne ilişkinde böyle ekstra olarak haber akışları bir şekilde pompalanmaya devam ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden de açıklamalar yayınlanıyor sürekli ve baktığımız zaman çeşitli ülkelerde şu kadar vaka görüldü, bu kadar vaka görüldü şeklinde açıklamalarda gündeme gelmeye başladı. Yani genel resim itibariyle pandemi de aslında belirli bir koşulda başladı biliyorsunuz. Evvela pandemi tarafında bu koronavirüsle alakalı ülkelerde alarmlar veriliyordu, açıklamalar geliyordu. Piyasa tarafı ilk etapta bunu görmezden geliyordu. Altın fiyatları sinsi sinsi yukarıya doğru tırmandı bu virüs hadiseleri gelişene kadar. Daha sonrasındaki süreç itibariyle korku inanılmaz bir şekilde panik arttı piyasalarda ve ülkeler arası biliyorsunuz çıkışlarda o taraflara sınırlamalar getirildi. Evlere kapanmalar başladı. Yine şirketlerin çalışmaları düzenlendi vesaire. Yani bir salgın kontrolüne doğru götürmeye çalıştılar dünyayı ve akabindeki tablo itibariyle de piyasalar çöktü. O nedenle burada bizim takip edeceğimiz ana senaryo bas senaryolardan bir tanesi. Özellikle virüs yayılmaya devam ediyor ve bu medyada yer buluyorsa. Bakın medyada yer bulması değerlidir. Genel geçer olaylar amenna ama medyada yer bulan bir hadiseye dönüştürülüyorsa bu hadise o zaman önümüzdeki süreci yakın takip etmek gerekecek. Medyada ciddi anlamda yer buluyor. Ülkelerde vaka sayıları giderek artıyor ve birazcık korku, tansiyon geri planda işlemeye devam ediyorsa o zaman buna dikkat etmek gerekecek. Özellikle yatırım yaparken sektörü olarak havacılık sektörü bu durumlardan negatif etkilenir. Yani bunu da bir dipnot olarak geçeceğiz. Havacılık tarafı daha evvel de negatif etkilenmişti. Pandemide de hatırlarsınız. Daha sonrasında en geç toparlanan sektör oldu ama yani baktığınız zaman o dönemde oluşmuş fiyatlamalar daha sonrasında böyle herkes dibini sıyırdı o fiyatlamaların. Öyle söyleyeyim size. Bir Türk Hava Yolları'nı hatırlayın 7,5 liraydı. Yani bugün bitti mahvol dediğimiz o süreç itibariyle baksanız neredeyse 50 kat gitmiş bir Türk Hava Yolları'ndan bahsedebilirsiniz. O nedenle buradaki tabloyu doğru yorumlamak, doğru okumak lazım ama havacılık sektörü bu durumu sevmez. Gelelim bunu seven sektörler de var. Mesela şurada ciddi bir yukarı yönlü hareket yaşamış Türk İlaç'a bakıyorum. Türk İlaç tarafı daha evvel biliyorsunuz böyle sağlam bir ralliye kalktı. Ama o ralliye kalkana kadar da tabii ki hani fiyat yükseldiğinde herkes yükseldiğini görür de bir de bunun bir süreci var arkadaşlar. Yani baktığınız zaman 22 Ağustos 2023 hani bu ilk fiyatlamalarını yaptığı şu tepe fiyatlara gittiği 35 liralara doğru gittiği o tabloyu hatırlarsanız daha sonrasında bir dip yapıyor 2021'de. Bir daha da yok. Yani baktığınız zaman bu fiyatlama öyle bir sıkışıyor ki bu sıkışmalar sonrasında kırılım ve sert bir rally geliyor. Yani o aradaki enflasyonist süreci anca kapatmış oldu. Daha sonrasında bakın şurada ara bir kanal oluşturdu düşen kanal. Şimdi uzun aradan sonra günlükte süper trendlerin ve
Kaufman'ın üzerine atmış. 26.76'nın üzerinde kapatmış. %6.75'lik bir yükselişte. 26'lar aşağısına doğru geliyorsa stres var deriz. Bu şekilde okuruz. Yukarı yönlü fiyat hareketliliklerinde özellikle şuradaki band 33 lira bandı ve 35 lira bandı kıymetlidir. Haber akışları beslendikçe buralarda rağbet görüyor arkadaşlar. Burayı bu formatta okumak lazım. Mesela Türk İlaç bunlardan bir tanesi. Mesela bir diğeri pandemi döneminin yıldızlarından bir tanesi de biliyorsunuz. Neredeyse 50 kat 60 kat gitmişti. RTA. Oradaki tabloda yine baktığım zaman %9.95 yukarı yönlü atağını yaptı. Biraz tavan bozar gibi yapıp tekrar yukarı yönlü vermişler. 15 lira 53 kuruş burada kıymetli bir alan olacaktır. Bakın daha evvel de buralara ani spike hareketler yapmış. 15.53 liraya kadar fiyat hareketliliği normal. Bunu geride bıraktığımız günde yayınlamıştım ama zaten tavan tavan gidiyor. Buna ilişkin böyle ekstra bir sempatik bir şey söylememe gerek yok. 15.53 burada önemlidir. Retail tarafında da hani biraz şirketleri görün diye gösteriyorum bunları. Mesela bugün fiyatlamalarını hiç takip etmediğim şirketlerden bir tanesi aklıma geliyor sağlık sektöründen. Şimdi bir açıp açıp bakayım. Genelerç. Genelerç tarafına baktığım zaman oradaki tablo nasılmış? 83 lira 95 kuruşla kapatmış. 84,5'lar üzerine doğru atıyorsa bakın burası daha önce de yine yukarı sert bir atak yaptığı bir alan. Eğer 79'lar kırılmıyor, aşağı yönlü düşmüyor, 84,5'lar üzerine doğru atıyorsa burası da 94-95 lira gibi bir seviyeye doğru gitme isteğine ulaşabilir. Mesela yakın takip ediyorum. Burası da Genelerç tarafı da bu şekilde fiyatlamalarına bakmıyorum ama bu bahsettiğim teknik kısımlar yakın takip edilesi alanlardır. Mesela rastgele 3 tane şirkete bakmış oldum. Hani biraz daha çoğaltılabilir. Mesela Selçuk Eczacı Deposu'na bakayım. Orası ne durumdaymış? Aklıma gelenlerden biraz bakmaya çalışayım. Mesela orası 58 liraları 57 58 58 lira evet. 58 aşağısı kötü. 59 lira 85 kuruşta %1,87'lik kayıpla kapatmış. 1,97'lik kayıpla 63 lira ciddi direnç ve bakın burası bir kanal grafiği var burada. Bu kanal grafiğine kadar tepesine kadar gelmiş orada bekliyor. Ya o açıdan hani öyle çok nizami bir çırpıda kırılacak yerler değil. Bu kanalın kırılması zaten ilave fiyatlamalar doğurur. 63'lerin yukarısına doğru kırılma ilave fiyatlamalar doğurur. Mesela Selçuk Eczacı Deposu da bu şekilde 58 lirada kritik takip hattı olarak izlenebilir. Mesela yine Ecilç'e bakalım. Eczacıbaşı İlaç Sanayi. Orası nasıl? Orada da bir fiyatlama olmuş mu? Ona da merak ettim. 54 lira 60 kuruşla kapatmış. Mesela şurada baktığım zaman 54 lira 65 kuruş seviyeleri günlükte Kaufman hareketli ortalamasıymış. 54,80 mi oluyor orası? Bir bakalım tekrar. 54,70, 54,60 buralar. Buraların üzerine doğru atak yapabiliyorsa o zaman ilave bir fiyatlama 59 liralara doğru konuşulabilir. 54,75, 54,80 hemen hemen oralarda 54,60 ile kapatmış. Hani haber akışları biraz daha böyle abartılı bir şekilde devam ederse bakın şurada 2023 yılı trendi birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas buradan kalkış ve haber akışları bu 54.75'ler üzerine doğru giderse 59.60 liraya doğru atakta yapabilir. Yani sağlık sektörü tarafı bu süreci beğendi ve bu süreci bu şekilde yürütmeye devam ediyor. Mesela kaç tane şirket baktık? Türk İlaç'a baktık, Retalp'e baktık, Genel'e baktık, Selek'e baktık, Ecilce baktık. Bugünün yükselen sektörlerine bakayım. Hani ne olmuş? Bugünkü yükselişte yine sağlık sektörünü birazcık ekranda görebiliyor muyum? Benim atladığım var mı diye şöyle bakmaya çalışıyorum. Mesela Angen var, Seyitler Kimya var. Baktığım zaman Güler Yatırım Holding tabii ki yine bağlantılı olarak yükselecek sektör ve ekstra olarak yani bayağı bir girmişler şeyin içerisine. Hani şurada bakıyorum ekstra olarak Oncosem'de var. Evet yani bayağı bir fiyatlamaların içerisine girmişler arkadaşlar. Sağlık sektörü bu şekilde fiyatlamalarını yukarı doğru tırmandırmış. Mesela gıda da gitmez mi hocam? İşte o işler çığırından çıktığı zaman işte o gıdalar düşünülecek şeylerdir. Yani o nedenle buradaki tabloya bu şekilde bakmak lazım. Mesela gıda sektöründe çok fazla şirketin inanılmaz sert fiyatlamalarda baskı içerisinde geride kaldığını görüyorum. Gıda sektörü bayağı geride. Ama hani dediğim gibi burada tabloda nasıl takip edersiniz? Evvela haber akışlarında medyada yer bulur. Daha sonrasında ülkelerde vaka sayıları çoğalmaya başlar. Bu birazcık tansiyonu yükseltmeye başlar vesaire. Dediğim gibi hani bu bir süreçtir. Sağlık, medikal sektör hemen ilk etapta olay yerine müdahale. Yine havacılık hemen ilk etapta bu negatiflikleri hissedebiliyor üzerinde. Ama hani bu işin orta vadeli bir programda karşımıza daha negatif sonuçları olacağını düşünüyorsanız o zaman perakende şirketleri, gıda şirketleri sizin için kıymetli oluverir. Bunu da bir dipnot olarak geçelim. Evet, bu sektörlere de bakmadan geçmeyelim dedik. Çok fazla soru geliyor bunlarla alakalı. E-mail geliyor. Bir yerler hareketlenince tabii ki merak ediliyor. Kritik teknik takip sınırları budur. Hani borsayı topyekün bir satışa doğru götürecek mi, götürmeyecek mi? İşte dediğim gibi bu daha evvelde pandemide bir virüs çıktı, piyasalar yıkıldı değildi. Devam etti. Ülkelerdeki haber akışlarını gördük. Piyasa sinsi sinsi yukarıya doğru gitmeye devam etti. Ve piyasalar bir şekilde belirli noktalara doğru getirildi. Daha sonrasında ne oldu? Çatır çatır yıktılar. Neden? Kapanmalar dolayısıyla işte o kapanma tehlikeli bir iştir ama virüsün varlığı, virüsün ülkeler arasında ciddi bir şekilde çoğalmaya devam etmesi havacılık sektörünü ilk önce etkilenir. Yani biz ilk etkilenecek sektörleri bilelim ve
fiyatlama olarak pozitif ve negatif olarak etkilenebilecek sektörleri bilelim. Buna göre hareket edelim. Daha sağlıklıdır. Onun dışında ekstra olarak benimle beraber bu kanalın YouTube katıl üyeliğindeki Ekonomi Topluluk isimli YouTube katıl üyeliğine katılarak, yani çok cüzi bir ücreti var, finansal piyasalar eğitim seti hediyeme, iletişim kanalıma ve pazar raporlarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Çıkmadan yayınımızı beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Eğer bir adım daha bizimle iletişim halinde olmak isterseniz Ekonomi Topluluk isimli YouTube katıl üyeliğinde de sizleri görmekten mutluluk duyarım. Sağlıcakla kalın dostlar.